Merhabalar arkadaşlar. Trigonometri dersleri serimize devam ediyoruz. Son derste kosinüs teoreminin ispatını vermiştik. Bu derste de kosinüs teoremi ile ilgili uygulamalara yer vereceğiz. Kosinüs teoreminin ifadesini hatırlayalım. Eğer ABC olarak kenar uzunluklarımız verildiyse A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs A değerimiz vardı. Bu bize B ve C kenar uzunlukları daha doğrusu biliniyor, A bilinmiyorken ve B ile C arasındaki açıyı biliyorsak, örneğin şuraya biz A'ya alfa diyebiliriz. Belli bir değer olsun, kosinüsünü bildiğimiz bir değer olsun. B ve C uzunluklarını da biliyorsak bu durumda A'yı yani alfanın karşısını hesaplamamız mümkün oluyor. Ya da ABC'nin her üçünü de biliyorsak A, B ve C köşelerindeki açıların her birinin kosinüsünü bulma şansımız var. Örneğin kosinüs A'yı bulmak istiyorsak yukarıdaki eşitlikten kosinüs A'nın yalnız bırakılmış hali olan B kare artı C kare eksi A kare bölü 2BC ifadesini kullanabiliriz. Bu iki ifadenin birbiriyle aynı olduğunu görmek kolaydır. Bunlar aynı ifadelerdir. Şimdi bunları sorular üzerinde uygulayalım. Kenar uzunlukları 7, 8 ve 13 olan bir ABC üçgeni görüyoruz. Burada A açısını ölçüsü alfa ile gösterildi. Alfa kaç derecedir diye soruluyor. Dolayısıyla biz şunu kullanabiliriz. Kosinüs alfa eşittir. Biraz önceki yazdığımız bağıntıda kosinüsün yalnız bırakılmış biçimini yazıyorum. Kosinüs alfa eşittir. Burada 7'nin karesi artı 8'in karesi eksi 13'ün karesi bölü 2 çarpı 7 çarpı 8 değerini hesaplamalıyız. Kesirimizin payı negatif, paydası pozitif olduğu için sıfırdan küçük bir değer buluyoruz. Bundan dolayı da alfanın geniş açı olduğunu söyleyebiliriz. Kosinüslü ifadenin sonucu negatif geliyorsa bu açıda 0-180 aralığında olduğuna göre 90'dan küçük olamayacağı artık barizdir. Kosinüsü 90'dan büyük, 180'den küçük olacak ki sonuç negatif gelmiş olsun. Şekil olarak da zaten bunun dar açı olmadığı, alfanın bir geniş açı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yine de elimizde önemli bir veridir. Örneğin 120 mi 60 mı gibi bir tereddüte düşecek olursak, yani 60 demeyiz artık buraya, 120'dir diyebilmeliyiz. Şimdi bakalım. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. Bunları toplayalım. 9, 4, 13. Ve burada 6, 4, 10 vardı. Bir değerde de 11, 113 oldu. 169 da 13'ün karesidir. 169'dan da 113'ü çıkaralım. 9'dan 3 çıktı. 6. 6'dan 1 çıktı. 5. 56 oldu. Birden 1 çıktı. 0. Tabi burada eksi 56 olduğunu söyleyebiliriz. Paydamızda ise 2 çarpı 7 çarpı 8'imiz var. 7 kere 8 56 idi. Yani 56'nın 2 katını görüyoruz. Dolayısıyla kosinüs alfa değerimiz arkadaşlar eksi 1 bölü 2 olarak geliyor. 56'ları sadeleştirirseniz şöyle çizelim üzerlerini isterseniz. Eksi 1 bölü 2 olarak buluyoruz. Şimdi şunu söyleyebiliriz biz. Kosinüs 60'ın değeri, kosinüs 60 değerimiz 1 bölü 2 olduğundan kosinüs 120 de bunun bütünleri olan değer. Kosinüs 60'ın negatifi olan eksi 1 bölü 2'ye eşit olacaktır. Bunu indirgeme formüllerini kullanarak da söyleyebiliriz. Önceki derslerde indirgeme formüllerini uygulamıştık biliyorsunuz. Dolayısıyla alfa açımız buradan 120 derece olarak açı ölçüsü değeri bulunur. Sıradaki sorumuza bakalım. Bir ABC üçgeni görüyoruz. Buradaki verileri de okuyalım. ABC üçgeninde 3 birimi görüyoruz. EC uzunluğu 7, ED uzunluğu 7 birim, AD uzunluğu 8 ve DB uzunluğu da burada DB uzunluğumuz 2 birim. Evet. Olduğuna göre BC uzunluğu kaçtır? Biz isterseniz buraya x diyelim. X'in kaç birim olduğunu hesaplayalım. Bunun için öncelikle ABC üçgeninin kenarlarına bakarsak AC uzunluğu 10, AB uzunluğu 10 ve x'i tabii bilmiyoruz. Dolayısıyla biz bu bilinen iki kenar arasında kalan şu A açısı için bunun kosinüsünü hesaplayabilirsek veya direkt olarak açının kendisini hesaplayabilirsek x'i bulmak kosinüs teoremi yardımıyla mümkün olacaktır. O halde biz A'yı hesaplayalım. Buraya da
alfa olsun, alfa derece veya radyana dönüştürülebilir, her neyse. Alfa olsun diyelim bunun ölçüsü. Dolayısıyla alfayı hesaplamak için 3, 7, 8 üçgeninde, küçük üçgende bir hesaplamaya girişebiliriz. Kosinüs alfa eşittir. Komşu olan kenarları 3 ve 8'dir. Dolayısıyla 3'ün karesi artı 8'in karesi eksi 7'nin karesi gelecek. Bölü. Yine alfanın komşu kenarları burada 3 ve 8 olduğuna göre 2 çarpı 3 çarpı 8 olarak gelir. Kesrimizin pay kısmının pozitif olduğu barizdir. 8'in karesinden 7'nin karesini çıkaracak olursanız basitçe 15 olduğunu 2 kare farkından görebilirsiniz. 8 eksi 7 çarpı 8 artı 7 de diyebilirsiniz. 8 eksi 7 1 olduğu için 8 artı 7 de 15'tir. Çarpımları 15 olarak görülüyor zaten. Dolayısıyla 3'ün karesi elimizde bir 9'umuz vardı. Artı 15 daha eklemeliyiz. Paydayı da şimdilik 2 çarpı 3 çarpı 8 diye hesaplamadan tutmayı tercih ediyorum. Bir önceki sorudan da tecrübe ettik ki pay ve payda arasında sadeleştirme yapmak iyi olabiliyor. Dolayısıyla çarpanlara ayrılmış ifadeleri sadeleştirmek daha iyidir. Yani bunu çarpmak yerine çarpım halinde kalmasını tercih ediyorum. Bakalım şimdi. 9 ile 15'in toplamından 24 geldi. Paydamızda da 8 kere 3 24 var. O halde artık 2 çarpı 24 yazıp 24'leri sadeleştirelim. Burada 1 kalsın. 1 bölü 2 elde ettik kosinüs alfa değeri için. Biz burada zaten kosinüs 60'ın da 1 bölü 2 olduğunu iyi biliyoruz. Özel bir açıdır. Değeri iyi bilinen bir değer. Bu özel bir değer. Dolayısıyla alfa açısı 60'tır deriz. Akla şu gelebilir. Trigonometrik denklem çözümünü bilenler için. Bu değer 300 derecede sağlanıyor. Kosinüs 300 de kosinüs 60 gibi 1 bölü 2'dir. Evet öyledir ama bir üçgenin açılarından bahsettiğimiz için buradaki alfaya 300 demek verilenler açısından mantıksız olurdu. Üçgenin iç açılar toplamının 180 yaptığı düşünülürse buradaki tek çözüm 60 derecedir. Yani alfa eşittir 60 derece diyelim. Sorumuz burada bitti mi? Hayır, bitmedi ama bitmeye çok yaklaştı. Şimdi şuradaki uzunluğumuz toplamda 10 birim. AB uzunluğumuz burası da 10 birim. Ve biz buradaki açının kosinüsünü biliyoruz veya açıyı biliyoruz. Bir kez daha kosinüs teoremi uygulayarak x'i tabii ki bulmak mümkündür. Fakat kısaca ikizkenar üçgen olduğunu biz bunun gördüğümüz için dolayısıyla aradaki açı da 60 olduğundan dolayı aslında bu ABC ikizkenar üçgeni daha özel bir şey ve eşkenar üçgendir. ABC üçgeni eşkenardır. Dolayısıyla da x uzunluğu da diğer ikizkenarlarına eşittir. Yani 10'dur. Dolayısıyla x eşittir 10 olur diyebiliriz. Sıradaki sorumuz 3 boyutla ilgili. Bir küp veriliyor. Tabanı ABCD karesi. Bunun hemen üzerindeki paralel olan yüzde EFGH karesi olmak üzere bu küp veriliyor. AB doğru parçasının sorunun devamını okuyabiliriz. AB doğru parçasının evet. Orta noktası burası K olarak veriliyor. Başka ve CL uzunluğu BL'nin 3 katı olarak veriliyor. O halde biz buraya 3K dersek buraya 1K diyebiliriz veya 3'e 1 yazalım. Buralara da 2 2 verelim. Bunlara 3K, K, 2K, 2K yazmayı da tabii tercih edebilirdik. Fakat kosinüs KHL isteniyor. Yani bir açının ölçüsü için trigonometrik oran sorulduğundan dolayı oranlarda K'ların bir etkisi kalmayacaktır. Sadeleşeceklerdir. O yüzden 3, 1, 2, 2 gibi bunu dağıtabiliriz. Bir ayrıtını 4 olarak belirlemiş olduk böylece küpümüzün. Şimdi bu kırmızıyla gösterdiğimiz KHL açısı için bakalım. Dolayısıyla biz hemen şuradan KL uzunluğunu oluşturalım. KL'yi çizersek. Evet. Burada arkadaşlar B açısı dik açıdır. ABC karenin B köşesi olduğundan dolayı ABCD karesinde dik açıdır. Dolayısıyla 2 ve 1 varsa KL uzunluğunu biz direkt hemen kök 5 diye yazabiliriz. Veya KL kare eşittir 2'nin karesi artı 1'in karesi yazayım. Yani Pisagor uyguladığımızı daha net görmeniz için yazıyorum. Buradan KL eşittir kök 5 diye belirleyelim. Sonra diğer kenarları da HK'yı ve HL'yi de belirleyip buradan devam edeceğiz. Şimdi neler yapılabilir bakalım.
KH'ı bulmak için. Evet. Burada arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var. K'dan H'tan A'ya birleştirirsek bir yüzey köşegenimize birleştirirsek bu karenin bir köşegeni oluyor gördüğünüz gibi. Yani 4 4 olduğu için karenin iki kenarı buradaki köşegende 4 kök 2 olarak gelecektir. Daha net görmek isteyenler için bu açının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Nerede? A, D, H, E karesinde E köşesindeki açı 90 derece olduğu için ikizkenardaki üçgenden de basitçe 4 kök 2 diyebiliriz. Şimdi burada çok net görülemeyebilecek tecrübeli izleyiciler buranın 90 olduğunu bilebilirler. Fakat çok net görülemeyecek herkes tarafından bir diklik var. Bunu açıklamak istiyorum. Buradaki 90 dereceyi. Çünkü bunun 90 olduğunu görürsek HK'yı da yine Pisagor'dan hesaplayabiliyoruz, bulabiliyoruz. Onu da basitçe şu şekilde bir küp üzerinde veya herhangi bir dikdörtgenler prizması da olabilirdi oradaki diklikle ilgili. Üzerinde göstermek istiyorum. Buradan çizdiğimiz zaman buraya dik olarak gelirdik. Sebebi şu. Çizdiğiniz yüzey köşegenine paralel olan diğer bir köşegenimiz daha vardır. Bu paralellikten dolayı ve tabii ki şuradaki paralelliği de söyleyebiliriz. Bu üst ayrıtla buradaki alt ayrıttan kaynaklanan. Burada bir dikdörtgen olduğunu görebiliriz. İşte burası bir dikdörtgendir. Çünkü küpü veya dikdörtgenler prizmasını biz şu iki noktadan başlayan ve bu iki noktayla biten bir düzlemle kestiğimiz zaman eğik düzlem oluştuğunu düşünebiliriz. İki üçgen prizma oluşuyor. Ara kesitleri de taradığımız yerdir ve bir dikdörtgendir. Sonuç olarak şöyle bir dikdörtgen oluşturmuş oluyoruz. Üst yüzey dikdörtgen olan eğik düzlem oluşuyor. Gördüğünüz gibi. İşte biz buradaki açının 90 derece olduğunu söylüyoruz. O açımız da burada. O eğik düzlemi daha net görmek isterseniz B'den G'ye de birleştirebilirsiniz tabii ki. Ben fazla çizimi karıştırmamak için bunu kullanmadım. Dolayısıyla şimdi HK uzunluğunun karesine Pisagor'u kullanarak hesaplayalım. HK kare eşittir. 4 kök 2'nin karesi artı 2'nin karesi. 4 kök 2'nin karesi artı 2'nin karesidir. 16 kere 2, 32 buradan geldi. 4 de burada var. 36 olarak geldi. 36 yazalım. Dolayısıyla HK uzunluğumuz buradan 6 olarak bulundu. Burası tamam. Şimdi bir de HL uzunluğunun hesaplanması kaldı. Buna bakalım. Bunun için de G'den L'ye birleştiriyorum. G'den L'ye birleştirelim. Tabii bunu düz çizmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. 90 derecelik yine bir açımız var. Çünkü BCGF bir karedir ve C köşesi de 90 derecedir haliyle. 3-4 uzunluklarımız varsa buraya 5 diyebiliriz basitçe. Şimdi LG'nin de yine GH'a dik olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki açımız da 90 derecedir. Bunu görmekte fayda var. Buradaki açı 90 derecedir. Peki. Dolayısıyla HL'yi kendine hipotenüs kabul eden bir şekilden bahsediyoruz. Burası 4, LG uzunluğu da 5 olduğu için burayı hesaplayabiliriz. HL kare eşittir. 5'in karesi artı 4'ün karesi. Burada 16 artı 25 işlemini yapalım. 41 olarak buluruz. Haliyle HKL üçgeninin bütün kenar uzunluklarını bilmiş oluyoruz. HL'ye karekök 41 yazalım tabii ki. Şimdi bu üçgen için kosinüs teoremini uygulayacağız. Şöyle isterseniz küçükçe buraya da üçgeni oluşturmuş olayım. Kenarlarımızdan birisi kök 5. Bu kök 5'i gören açıya biz alfa diyelim. Sonra HK uzunluğumuz 6 idi. Diğer kenarımız da karekök 41'de. Dolayısıyla kosinüs teoreminde kosinüs alfanın yalnız bırakılmış versiyonunu yazalım. 6'nın karesi 36, kök 41'in karesi artı 41, eksi
Karşı kenarımız 5 olduğu için, kök 5 olduğu için karesi 5. Bunu çıkardık. Bölü 2 çarpı 6 çarpı kök 41 demeliyiz. Bu bize sonucumuzu verecek. Bundan sonrası sayısal hesaplama. 41'den 5 çıkarırsak 36 geliyor. 36, 36 daha 72 yaptı. 72 bölü 12 çarpı kök 41 diyorum. Çünkü 12 ile 72'nin sadeleşebildiğini görüyoruz. 6 katıdır. Haliyle 6 üzerine yazmayayım, çok karışık olmasın. Sonuç olarak 6 bölü kök 41 oranına ulaşırız. Bir test sınavı için tabi seçeneklerde böyle bir şey yoksa paydanın rasyonel hale getirilmiş biçimini de deneyebilirsiniz. Bu da 6 kök 41 bölü kök den kurtulmuş tabi olacak paydamız. Böyle 41 elde edilir. Bu sorumuz tabi biraz daha uğraştırıcıydı. Çünkü 3 boyutlu cisimlerle ilgili bazı özellikleri de kullanmamız gerekiyordu ekstradan. Sorunun zorluğu oradan kaynaklanıyordu. Ama bu tür sorularla da karşılaşabilirsiniz. Ondan dolayı böyle bir probleme yer vermek istedim. Sıradaki sorumuz yine 3 boyutlu katı cisimlerle ilgili olan bir problem olacak. Ona da bakalım. Problemimizde taban çemberinin merkezi O, tepe noktası P olan dik kone veriliyor ve PO 12 birim olarak veriliyor problemde. O halde şuraya PO'ya 12 yazalım. AO 5 birim. AO'yu da şöyle biz görmüş olalım. Evet, burası 5 birim ve bir de 60 derecemiz var. Şurası da 60 derece olarak problemde veriliyor. Evet. Olduğuna göre kosinüs AP B açısı açı ölçüsünün daha doğrusu kosinüsü kaçtır diye soruluyor. O halde biz buraya alfa diyelim. Şimdi burada PO'nun tabandaki daireye dik olduğunu bildiğimiz için POOB'ye diktir. POOA'ya da diktir tabii ki. Ve şu yarıçaplarımızdan dolayı burası 5 ise şöyle basitçe Pisagor'dan 5, 12, 13'tür diyebiliriz ve PA uzunluğumuz burası da yine 13 olarak gelecektir. Bunu yazalım. PA eşittir PB eşittir 13. Esasında P noktasının herhangi bir çember üzerindeki noktaya uzaklığı 13'tür. Mesela şuraya biz C diyecek olursak PC'nin de 13 olduğunu veya buradaki bir D noktası olarak alınırsa PD'nin de 13 olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bizim için şu anda önemli olan PA ve PB'nin 13 olduğu. Bunu da dik üçgenden bulduk veya 5, 12, 13 özel üçgen olarak bilinen üçgenden elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi buradaki merkez açı 60 derece olduğu için biz A ile B'yi birleştirirsek burada bir eşkenar üçgen oluşuyor ve AB uzunluğunda 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da yazalım. AB uzunluğumuz eşittir 5. Dolayısıyla bu soruda daha basit bir şekilde iki tane kenarı 13 olan 13, 13 ve karşı kenarı da 5 olan üçgende 5'i gören açının kosinüsünü bulmak istiyoruz. Yine kosinüs teoreminde kosinüs alfanın yalnız bırakılmış biçimi olan ifadeyi yazarak devam edelim. 13'ün karesi artı 13'ün karesi eksi 5'in karesi bölü 2 çarpı 13 çarpı 13 olarak yazabiliriz. 13'ün karesinden 5'in karesini çıkarınca 12'nin karesi kalıyordu, yani 144 kalıyordu. Buna 13'ün karesi olan 169'u biz ekleyelim. Buradan 4, 9 toplamı 13. 4, 6 daha 10, bir değerde 11 diyelim. 1, 1 daha 2, bir değerde 3, 313 değerini elde ettik. Eşittir 313 bölü. Şurada da 169'un 2 katı var. 169 ile 2'yi çarpalım. 170 ile 2'yi çarpsak 340 olacaktı. 338 geliyoruz sanıyorum. Bu çarpımın sonucu veya 9 kere 2, 18, 6 kere 2, 12 bir değerde 13. Yine 6, 2 kere 1, 2 bir değerde 3. Evet, 338 olarak buluyoruz. Bu da aralarında asal olması lazım. Çünkü 313 sayısı 13'e bölünmüyor. Mesela 13'e tam bölünseydi bunun 13 eksi olan 300 sayısının da 13'e bölünmesi gerekirdi. 13'e bölünmüyor. Veya buradan bariz olarak bölünmediğini de görebilirsiniz yaptığımız hesaplamadan. Paydada ve 13 ve 2 çarpanları var. 2 ile de sadeleşemediğine göre aralarında asal daha sade hale gelmiyor demektir. Dolayısıyla kosinüs alfa değerimiz 313 bölü 338 olarak elde edilir. Sıradaki sorumuz
Burada uzunluklar genel ifadelerle ABC türünden verilmiş. ABC üçgeninin kenarlar arasında B küp artı C küp eşittir A kare B artı A kare C bağıntısı sağlanıyor olsun. A açısı kaç derecedir diye soruluyor basitçe. Burada B küp artı C küpün bir cebirsel özdeşlik olarak B küp artı C küp için çarpanları ayırabiliyoruz. İki küp toplama özdeşliği dediğimiz ifadeyi yazalım. B artı C çarpı B kare eksi BC artı C kareye eşit olacaktır. Ve öte taraftan ifademizde A kare parantezini alırsak karşı tarafa da A kare parantezinde B artı C olarak elde ediyoruz. Burada uzunluk olduğu için B ve C'ler pozitif değerler oluşundan dolayı şöyle bir sadeleştirme yaparsak biz A kareyi B kare artı C kare eksi BC biçiminde bulmuş oluyoruz. Fakat kosinüs teoreminden A kare bu B kare C kareli toplamlı ifadeye benzer bir şey vardı. B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kosinüs A olarak geliyordu. Bunun sağlanması için demek ki kosinüs A değerimizin bu 2'yi de götürecek şekilde olması lazım. Yani kosinüs A'nın 1 bölü 2 olması durumunda ikiler sadeleşir ve yukarıdaki elde edilir. Kosinüs A eşittir 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Yine bir üçgende kosinüsü 1 bölü 2 olan bu açı ölçüsü 60'tır. Başka da bir şansı yoktur. Yani 300 derece değildir. Önceki problemlerden birinde bahsetmiştim. Dolayısıyla buradan istenen değerin 60 olduğunu görürüz. Diğer sorumuz kosinüs teoreminin yine bir başka uygulamasıdır bu da. Kenarortay uzunluğu hesabında kosinüs teoremini kullanabiliriz. Ben burada kenarlardan biri 8, diğeri 5 olan bir üçgen verdim ve bunların arasında kalan işte açı için diyelim. Buradan bir kenarortay çiziyoruz veya karşıdaki kenara kenarortayı çizelim. X uzunluğunu bulmak istiyoruz. Karşı kenar uzunluğumuz da tabii 8 olarak verdim. 4 4 bölündü. X'i hesaplamak mümkündür. Geometride kenarortay teoremi diye bir şey var. Tabii formülüze bir bilgiyle yine buna cevap vermek mümkündür. Fakat çıkış noktası olarak yine kosinüs kullanılabiliyor orada da. Haliyle bu daha temel bir yöntemdir kosinüs teoremi. Biz bunu verelim. Peki ne yapılabilir? Bir düşünelim. Büyük üçgenimize veya x'li üçgene bakarsak 8, 4 ve x var. Demek ki biz bu a açısının kosinüsünü bilsek, bu açıya biz alfa diyelim. Alfa kosinüs alfa değerini bilsek kosinüs teoreminden x'i bulmamız mümkün olacak. O zaman biz alfayı hesaplayalım, kosinüs alfayı. Bunun için de büyük üçgeni kullanalım. ABC üçgeninde 8, 8, 5 üçgeninde kosinüs alfayı hesaplayalım. Ona da şöyle yazalım. ABC üçgeninde kosinüs alfa eşittir. Alfanın yanında bulunan kenarlar 8'de. 8'in karesi artı 8'in karesi eksi 5'in karesi bölü 2 çarpı 8 çarpı 8 diye yazabiliriz. Buradan devam edelim. 64, 64, 128 oldu. 128 eksi 25 bölü 2 çarpı 8 çarpı 8 diyelim. Şu anda biz buna. Dolayısıyla 128'den 25'i çıkarırsak burada arada bir 103'lük fark kaldı. 103 bölü isterseniz 64'ün 2 katı 128. Bunu da yazalım. 103 bölü 128. Aralarında asallar yine sadeleşmezler. Çünkü 128 sayısı 2'nin 7. kuvvetinde tek asal böleni 2'dir. Yukarısı da 2 ile sadeleşmediğine göre aralarında asaldır bu ifade. Peki. Şimdi dediğimiz kısma gelelim. İkinci kısım. Bir kez daha kosinüs teoremi uyguluyoruz. Fakat bu defa arkadaşlar ACD üçgeninde kosinüs teoremini yazmak istiyorum. ACD üçgeninde x kare eşittir diye yazıyoruz. X kare eşittir. Yanlardaki kenarlarımız 8 ve 4'tü. 8'in karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa değerimiz de zaten 103 bölü 128'di. Şimdi burada bir hesaplamalarımıza bakalım neler oluyor diye. 4 kere 2 8. 8'e çarparsak 64 olacak. 128'i bu 64 ile sadeleştirirsem paydada bir 2'miz kalıyor. Şimdi devam ediyorum. X kare ile ilgili olarak. X kare eşittir. 8'in karesi 64'tür. Bir de burada 16'mız var. 64 ile 16'yı şöyle kenarda toplayabiliriz. Buradan bir 80 değeri elde ettik. 80 eksi 103 bölü 2 geldi.
80'in 2 katı 160. 100'ü çıkarırsak 60'tan 3 çıktı. 57 bölü 2 değerini elde ettik. Demek ki x uzunluğumuz arkadaşlar kök içinde 57 bölü 2'dir. Kenarortayın uzunluğunu bu şekilde hesaplamış olduk. Kosinüs teoremi ile ilgili sorularımız bu kadardı. Siz daha çeşitli sorular yine çözerek bunları pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizin konusu sinüs yardımıyla alan ve sinüs teoremi olacaktır. Buna da bir başka derste değineceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çalışmalarınıza kolaylıklar dileriz.